Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaptığım diyeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Emin olun çok kolay bir diyetti ama birazcık adapte isteyen bir diyet. Çok iyi adapte olmanız gerekiyor. Eğer adapte değilseniz hiç başlamanıza gerek yok. Bir kere kafanıza koymanız gerekiyor. Ben diyet yapacağım kilo vereceğim o şekilde başlamanız gerekiyor. Aksi takdirde yaparsanız emin olun başarısız olacaksınız. Bunu neden böyle söyledim? Size anlatırım. Diyete başlamadan önceki kilomu sizlerle paylaşmak istiyorum. 64.3 ile başladım. Hadi fazla lafı da uzatmadan hemen tarifini sizinle paylaşmak istiyorum. Emin olun yapmanız gerekenler o kadar çok basit ki yani bunu yaparken bile özellikle patates sevenler bu tarifi çok sevecektir. Yapmanız gereken sadece iki büyük patates devamı da gelecek. Üzerini geçecek kadar su ekliyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Bu arada ben sürekli elimden geldiği kadar her sabah limonlu hani daha öncesindelerle paylaşmıştım ya limonlu zerdeçallı suyumu içerim. Bunu kesinlikle her sabah yaparım yani. Bunun tarifini daha önce YouTube kanalımda paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Özellikle patatesin yanına yoğurt ekliyorum ama ben fazla yoğurt sevmediğim için fazla eklemek istemedim yoğurdu istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Bu arada patatesleri de yine aynı şekil istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben bol acılı sevdiğim için acıyı birazcık abarttım kabul ediyorum. Yetmedi bana bir daha ekliyorum. Bu arada inanılmaz acıydı. Siz tabii ki bunu yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi de geçtik akşam yemeğini. Akşam yemeğimde de yine aynı şekilde iki patates yedim ve yanına istediğiniz kadar yoğurt. Tabii ben yoğurdu sadece sevmediğim için. Bir de tuzsuz olunca biliyorsunuz tuz ödem yapıyor. O yüzden asla tuz kullanmadık. Bolca yoğurt, yoğurdumun içine nane, salatalık o şekilde tükettim. İnanılmaz lezzetli oluyor ve ödem attırıcı bir besin olduğu için kesinlikle de tavsiye ederim. Bu sefer patateslerimi fazla ezmedim. Biraz daha diri kaldığı için bu şekilde daha çok sevdim. Arkadaşlar itiraf ediyorum. Açlığa dayanamadım. Gece yarısı karpuz. Aslında yemeyecektim yine ama eşim aklıma girdi. Dedi ki karpuz çok iyi ödem attırıcı dedi. <laughs> Onun gazına gelerek yedim ama çok pişman oldum ama emin olun çok acıkmıştım. Hiç de bir yanımda pişman değildi yani. Mecbur yiyecektim yani açlıktan ne yapayım öyle <laughs> Ve bir tane de şeftali yedim geldik ikinci güne. İkinci günde de yine aynı şekil. İstediğiniz kadar yoğurt, yoğurdun içine ne eklerseniz sıkıntı değil. Yeter ki yeşillik olsun, baharat olsun. Bunları ekledim. İnanılmaz da lezzetli oluyor bu arada. Tabii ki her zamanki gibi sabahları yemekten önce suyumu içiyorum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli. Burada da patateslerim var. Yine aynı şekilde iki tane patates yedim sabahları. Normalde ara öğünde var ama ara öğünü ben tüketmediğim için genelde sabah ve akşam yedim. Arkadaşlar bu da ikinci günün akşamı. İkinci günde de yine aynı şekilde iki patates ve <laughs> yoğurt yemeye çalıştım ama yoğurt olmadığı için domatesli bir karışım yaptım. Ama aman Allah'ım tadını size anlatamam. Çok kötüydü aldım sen affet ama hiç güzel değildi. Zaten üçüncü güne ben gidemedim. Artık üçüncü gün tamamen göreceksiniz bir sonraki story'de. Story diyormuşum videoda, görüntüde artık her neyse direkt kafalar karıştı. Geldik üçüncü günün sabahına. Üçüncü günün sabahı tartıldım. Tartıda tamı tamına bir kilo vermişim. Yani bu gerçekten benim için muhteşem bir şey. Yani bu kadar tam da detaylı bir şekilde yerine getirmeme rağmen yine de kilomu verdim. İnanılmaz mutluydum. Yine tabii ki her zamanki gibi aksamadan sabah suyumu içiyorum. Artık üçüncü günün sabahında gerçekten patates görmek istemediğim için o kadar çok canım çikolatalı bir şey istiyordu ki böyle anlatamam size. Dayanamadım bundan yedim. Bunu bilenler çok iyi bilir. Yani sürekli bunları da tüketmeye çalışıyorum. Bunlar hani ne dersiniz, müslim mi dersiniz, başka bir ismi var mı dersiniz bilmiyorum ama yani bu benim için çok lezzetli bir şey. Ben çok seviyorum sabah kahvaltıda hem kalorisi çok düşük hem de çok lezzetli. Tabii ki bundan sonra dikkat etmeye devam edeceğim, asla bırakmayacağım. Bakın, bu da benim diyeti tamamen bıraktıktan sonraki tablo. Muhteşem değil mi? Yani en azından o patates diyetini devam ettirmedim. O çok güzel işe yaradı, kilolarımı verdim. Ama dikkat edince de yine gitmeye devam et. Elhamdülillah. Beni Instagram'da takip edenler çok ama çok iyi bilir. Üçüncü günden sonra dördüncü güne geçtikten sonra iki tane ayrı gün değil ama sofraları sizlerle paylaşayım ben en iyisi. Böyle iki tane ayrı sofraya oturdum sabaha ayrı, akşama ayrı. Yani ben nasıl kilo vereyim? Buna rağmen kilo veriyorsam gerçekten kendimle gurur duymam gerekiyor. <laughs> Bu kadar efor sarf ediyorum yani size videoları bırakacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kendinizi yorumlarda veya beğenilerde belli ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz destekleriniz benim için çok ama çok önemli. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.